Tedbirlerimizi konuştuk. Lakin bu işte size büyük bir vazife düşüyor Mahmut Paşa. Hünkârım, devlet meselesi bizim için vazife değildir. Varlığımızın asıl sebebidir. Ne emredersiniz? O halde paşa, evladınızla konuşacaksınız. Babalık hisleriyle hareket etmeyiniz. Çünkü Sabahattin Efendi'yi tutuklamayacağız. Onun tutuklanması işimize gelmez. Sabahattin Efendi Jöntürk Kongresi'ni toplayacak. Ve biz o kongreden evvel Jöntürklerin kirli ilişkilerini mutlaka ispatlayacağız. Hünkârım, babalık hislerimi bir kenara bırakacağım. Siz ne emrederseniz onu yapacağım. Âlâ. Belki evladınız sizinle görüşmek istemeyecektir. Lakin siz onu mutlaka bulacaksınız. Sabahattin Efendi Seniha Sultan'la görüşecektir. Seniha Sultan'ı ikna ediniz. Fikirlerinizin değiştiğini, artık Sabahattin Efendi'nin yanında yer alacağınızı söyleyiniz. Hünkârım, inanırlar mı ki? İnandıracağız paşa. Gerekirse Ahmet Paşa'yı peşinize salarım, o vakit herkes inanır. İnandırırsınız paşam. Hünkârım, inşallah lüzum olmaz. Sabahattin Efendi ile yeniden temasa geçeceksiniz Mahmut Paşa. Ahmet Paşa, Sabahattin Efendi sizi sima olarak tanımaz. Sabahattin Efendi'yi göz hapsinde tutacaksınız. Kimle haberleşiyor? Etrafında kimler var? Neler tertipliyor? Ermeni çetecilerle nasıl bir işbirliği içinde her şeyi takip edeceksiniz? Emredersiniz Hakanım. Tahsin Paşa'm, sizinle de işimiz olacak. Şimdi payitahta bu şekilde gelmek zorunda bırakıldım. Lakin gün gelecek, zafer takları arasında gireceğim bu şehre. Hadi Sabahattin Efendi, hadi. Bu kadar tedbiri boşuna almadık, bir gören olacak. Hadi eve gir. Beni dinleyin şimdi. Bu evi, Prens Sabahattin'i canınız pahasına koruyacaksınız. Bunun için para aldınız. Kıyafetleriniz güzel olmuş. Bu şekilde sizi kimse tanımaz. Şimdi bu kıyafetlerin gerektirdiği şekilde sokakta tedbirler alın. Dikkat çekmeyin. Tamam? Hadi.